Evet sevgili Yozgat TV izleyicilerimiz, bugün Yozgat ilimiz Akdağ Madeni ilçemizin Akçakoyunlu köyündeyiz. Yine Akçakoyunlu köyü muhtarımız yanımızda. Muhtarım mikrofonu sana vereyim şöyle. Öncelikle kendini bir anlat. Teşekkür ediyorum. Öncelikle hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Yozgat TV ekibine sizlere. Allah razı olsun. Bizi bugün de yalnız bırakmadınız. Evet, Yozgat Akdağ Madeni Akçakoyunlu Köyü muhtarıyım. İsmim Orhan Yıldırım. Köyümüzde tabii gurbetçilerimiz yoğunlukta. Evet. Yurt dışı başta olmak üzere yurt içinde. Evet, yurt dışında bayağı bir gurbetçimiz var. Onlara da buradan sizin aracılığınızla her bir köylüm olan ferdiye, herkese buradan selam ediyorum. Herkese şahsım olarak çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bizim köyümüz üzerinden yardımlarını hiç esirgemediler bu zamana kadar. Tabii yurt içindeki gurbetçilerimiz de aynı. Onlara da hep teşekkür ediyorum. Onlar da yardımlarını hiç köyümüzden esirgemediler. Allah razı olsun kendilerinden. Köyümüz gerçekten yardımlaşmayı çok seviyor. Aynı bugün gördüğünüz gibi Davut Bey. Köyümüz şöyle söyleyeyim, ben gelir kaynağı olaraktan başta hayvancılık olmak üzereydi ama o da bir nebze olsun bayağı bitti. Tabii gurbetçilerimiz deminden dediğim gibi çok. Genellikle yurt dışında, köyümüz hemen hemen genç nüfus kalmadı köyümüzde. Şu anda 40 hane köyümüz, 80 nüfusumuz var. Yaşlı insanlar kaldı, genç nüfus tamamen gitti diyebiliriz yani. Köyümüz çok şükür birlik beraberlik içinde yaşıyoruz. Evet. Bu arada muhtarım, buyurun. Akçakoyunlu köyünden bayağı bir gurbetçi. Çok. Özellikle bizlere yazan çok oldu. Neden evet. Bizim köyümüzü çekmiyorsunuz? Akdağ'ın bütün köylerini çektiniz. Hacı Fahlı'yı, diğer tarafı, her tarafı çektiniz. Bizim köyü niye çekmiyorsunuz dediler. Biz de dedik ki köyün dedik bir muhtarı var. Muhtarımızla bir görüşürüz. Allah muhtarım bize yardımcı olursa dedik köyün en güzel şekilde tanıtımını çekeriz. Gurbetçilerimiz orada en azından gurbette burada evlerini görürler, yaşlıları görürler. Hem tabii sizin için de güzel bir anı olur. Biliyorsunuz bizim bu çekmiş olduğumuz tanıtımları 50 yıl sonra ta torunlarınız sizi izleyecek. Biz arşivliyoruz. Evet. Onun için de muhtarım ilk önce sizinle görüştük. Çekime bugün yetişmez dedin. Büyük aynen, bir ihtimal. Aynen. Yarın kaç gibi müsait olursun muhtarım? Bu arada sponsor olarak da sen olacaksın muhtarım. Çekim sponsorumuz sen olacaksın. Yarın kaç gibi müsait olursun? Yarın 9-10 başlarız. Saat 9-10 gibi başlarız. Hı-hı. Millet hangi saatte inekleriyle uğraşıyorlar muhtarım? Hayvanlarıyla. Erken mi? Erken. Niye? Saat 10, 11, sabah 9-10. Normalde saat 3 falan civarı. Normalde 12 olur. Tamam, 12 olur. Size nasıl uygun olursa. Yani 9'da çekim yapsak ne oluyor? Saat 2'de yapsak ne oluyor? Fark etmez, fark etmez. Ben sizin için söylüyorum. Toplantı olacak. Tabii. Camiden şey yapacağız, anons edeceğiz. Milleti, köy odası varsa, köy odada var, düğün salonumuz var. Bir araya getireceğiz. Tabii herkese mikrofon tutacağız. Gurbette kimse benim şurayı çekmemiş, burayı çekmemiş dedirmeyeceğiz muhtarım. Tamam, köyümüzü, kabristanımızı çekeceğiz. Köye yapmış olduğun biraz daha hizmetlerinden bahset muhtarım. Neler yaptın, neler yapmayı düşünüyorsun? Bu arada çok seviliyorsun, aday da çıkmadı herhalde. Köyde. Allah razı olsun, evet. İki dönemdir adayım yok. Vatandaşlar tabii ki hepsinden Allah razı olsun bizi tercih ettiler. İki dönemdir karşımıza aday çıkarmadılar. Evet. Bu da tabii demektir ki çalışmış anlamına gelir. Tabii ki çalışıyoruz biz de. Ama ne olursa olsun vatandaş hizmetin en güzeline layıktır. Ben hep bu yola böyle çıktım. Evet, köyümüze şimdi bir düğün salonumuz var. Evet. Köyümüzde.
Tabii muhtarlık binamız var. Gene köyümüz içerisinde 1 kilometre asfaltımız var. Aynı zamanda su depomuzu da yeniledik. 35-40 kilometre arazi yolumuzu, orman yolumuzu yaptırdık. Ondan sonra orman dikimi yaptırdık. Aşağı yukarı 200 bin çam fidanı köyümüzde dikildi. Tabii ki. Yani sayamayacağımız bazı ufak tefek şeyler vardır ama kilit parke yine yapıldı. Camimizin abdesthanesi aynı hakeza o da yapıldı. Tabii köyümüzde ufak tefek tamir tadilatlar yine devam ediyor. İnşallah önümüzdeki sene içerisinde daha güzel olacak. Kilit parkenin tamamı devam edecek. Zaten altyapı sorunumuz yok, o yapıldı. İçme suyumuzda bir sıkıntı yok, Allah'a şükür. Elimizden geldiği kadar hizmet yapmaya devam ediyoruz. Evet, peki muhtarım, genellikle Akçakoyunlu köyü gurbetçileri il dışında mı çok, yurt dışında mı çok, Akdağ Madeninde mi çok, neredeler? Yurt dışında çok, başta Avusturya olmak üzere, tabii Fransa'da var, Almanya'da var, ondan sonra bizim burada ağırlık Ankara'da. Ankara. Evet, Ankara'da yurt içinde olan gurbetçilerimiz, yurt dışı olarak da Avusturya. Zaten Avusturya'da bir derneğimiz var. Bir de Ankara'da derneğimiz var. Yani bu şekilde devam ediyor. Peki bu dernek ne yapıyor? Görevleri neler? Köy için herhangi bir etkinlik yapıyor tabii mu? Ki, her sene tabii ki. Her sene bu ikinci senede, iki senedir köyümüzde şenlik yapıyoruz. Her sene Ankara'da başta olmak üzere orada pikniğimiz oluyor. Evet. Arabaşı programlarımız oluyor derneğimizin. Avusturya'da orada aynısını yapıyor. Tabii yurt içinden ve yurt dışından köyümüze gerçekten nerede mesela daralmışsak, sıkılmışsak maddi manevi her koşullarda hep yanımızdalar. Evet. Şimdi bunları biz inkar edersek, göz ardı edersek yanlış olur. O yüzden hepsinden Allah razı olsun, emeği geçen bütün gurbetçilerimizden gerçekten yardımları çok. Yurt içinde, yurt dışında köyümüze ne konuda olursa olsun hep destek oluyorlar. Evet. Yani şu gün bile ne olsa ne desek biz, ben muhtar olaraktan desem ki işte şurada şu işimiz var desem esirgemezler. Yurt içi yurt dışı aynı güzellikte çalışıyoruz. Evet. Var mı peki gurbetçilerimize, izleyicilerimize söylemek istediğin, yarın saat 14'te çekimimizi yapacağız. Gurbetçilerimize ben şunu söylüyorum, zaten ben bu ikinci dönemim, muhtarlığım dolayısıyla. Allah razı olsun, her biri hep yanımda oldular. Evet. İnşallah birinci ayda da ben Avusturya'ya gitmeyi düşünüyorum. Onları orada ziyaret edeceğim. Ve hepsine de ayrı ayrı orada teşekkürlerimi ileteceğim. Onlara ben sizin aracılığınızla hepsine çok teşekkür ediyorum. Canı gönülden, yürekten teşekkür ediyorum. Yurt içindeki köylülerime, yurt dışındaki köylülerime gerçekten hepsinden Allah razı olsun. Bizi, özellikle de beni, yani köyümüz olaraktan hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Evet. Onlara ben teşekkür etmeden başka benim diyeceğim hiçbir şey yok. Allah razı olsun. Allah gönüllerine göre versin. Hepsinin de. Almanya'da var. Fransa'da, Almanya'da. Evet, çok. Gurbetçilerimiz çok. Yani Avusturya olsun, Fransa olsun, Almanya olsun. Tabii ki Ankara'daki köylülerimiz. Yani şu anda ismini sayayım desem olmaz. Sayamam hepsini bir ismini ama çok. Evet, gerçekten kaç çok. Kaç tane yurt dışında gurbetçi vardır muhtarım? Vardır. Belki bizim köyümüzden fazladır yani. Bizim köyümüz 40 tane. Orada belki 50-60 tane vardır. Tabii aynısı Ankara'da da mevcut. Peki yazın geliyorlar mı? Evet, yazın geliyorlar. Bu yazın da birçoğu buradaydı. Ondan sonra bayramlarda geliyorlar köyümüzü. Allah razı olsun, yalnız bırakmıyorlar. Tabii birçoğunun burada ne olursa olsun doğup büyüdüğü yer Akçakoyunlu köyü. Anneleri, babaları birçoğunun burada. Yani sıla-i rahim mutlaka ki gerekiyor. Evet. Yani bu gerçekten yapılması gereken üzerimize gerçekten çok büyük bir yük değil de
yapılması gerekiyor bence. Her bir ferdi köyünü ziyaret etmesi gerek. Evet. Yarın saat 14'te görüşmek üzere. 14 iyi değil mi muhtarım? Evet. Iyi. Saat 2. Tamam, bir şey sorabilir miyim? Sor bayım, kameramız açık, söyle. Benden de muhtar için mesela bir şey sormak ister miyim? Yarın çekim yapacağız. Hı? Ya hepsini yapacağız. Mi? Tabii ki. Ben çok tercih ediyorum. Neyi tercih ediyorsun? Delikanlılığını, yaptığını, çalıştığını. He. Ben hep yanımda. Yarın mikrofon tutacağız sana. Muhtarıma nasıl...